Fadıl Bey soruyor, KOAH için ne yapılabilir? Evet. Yardımcı olarak. Şimdi efendim, KOAH kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Şimdi bunlardaki en büyük şikayetlerden bir tanesi, bir de terlerler, sürekli terleme vardır onlarda. Hele hele bir de amfizem eşlik ediyorsa, bakın şimdi değerli izleyicimizin sorusu KOA diye geçiyor. Tamam, orada hemen yardımcı olayım. Burada yapacağı şey, kumarin bakımından zengin olan yulaf samanını kullanacak. Ama bunun etkin, ana etkin maddesi kumarin, ama tek başına kumarini tablet olarak verirseniz fayda görmez, hiçbir işe yaramaz. Yulaf samanı mı dediniz? Yulaf hocam? Samanı. Yulafı biliyorsunuz. Yeşil yulaf. Buğdayın da yeşili var. Sararmayacak. Yulafı biliyoruz ama son zamanlarda yulafla alakalı da yapılan bir açıklama vardı. Yulaf yemlilmemesi gerektiği üzerine. Siz evet. Ne düşünüyorsunuz yulafla alakalı? Şimdi efendim, olayı bilmiyorum. Bilmediğim konu üzerinde neden yenilmesin? Bir şeyini mi değiştirdiler? Ne yaptılar? Bir şey değiştiyse zaten onu yemiyoruz. O ayrı. Yulaf genel olarak sağlıklı mıdır? Evet. Nasıl tüketmek gerekir? Yani yulaf yulafın, ekmeği olarak. Yulaf ekmeği, yulaf ezmesi yaparlar. O kahvaltıda filan yoğurtla karıştırırsınız. Hı-hı. Meyve koyarsınız içerisine. Hem iyi de su emer ama bol su içmeniz lazım. Hı-hı. Aksi takdirde kabızlık yapar. Ama benim söylediğim bildiğimiz yulafın samanı. Nasıl kullanacak hocam? Yulaf yeşilken hasat edilir. Bakın sararmayacaksınız onu. Çünkü beklerse sararıyor ya. Hı hı. Yulaf yeşilken daha sara, olgunlaşmış yeşil halde bunu hasat edeceksiniz. Ondan sonra 50 derecede bunu hemen kurutacaksınız. Yani fırına koyup kurutacaksınız. Ondan sonra bunu kullanabilirsiniz. Peki aynı şekilde öksürüğe de iyi gelir mi bu? Anlatayım. Kuru öksürük. Kuru öksürük. İnatçı öksürük. Evet. Notumu alayım. Onun için bambaşka, mucizevi bir şey var. Kuru öksürük. Tamam. Yulaf samanı. Hı-hı. Yeşil halde kurutulmuş. Elinize aldığınızda da kuru yeşil yulaf. Gene 5-6 gram bundan alacaksınız. 150 mililitre suda 5 dakika kaynatacaksınız. 6 dakikaya, 7 dakikaya da çıkabilirsiniz. Ilıdıktan sonra ne yapacaksınız? Bunun süzüp suyunu içeceksiniz. Günde bir defa. Kaç gün peki? Bir ay gideceksiniz. Sabah ve akşam birer tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi. Özellikle soğuk presini bulabilirseniz. Evet, soğuk pres keçi boynuzu pekmezi. Ha. Şimdi... Hastada bazen KOAH'a artı amfizem eşlik eder. Evet. O zaman ne yapacaksınız? Taze tere tüketeceksiniz. Nasıl balgam söktüğünü kişinin sekresyon yapmaya başladığını görüyor. Hayretle nefesi açılacak. Hatta bu arada antiparantez şunu söyleyeyim. Dördüncü evre akciğer kanseri olanlara bazen balgam sökemezler. Balgam çıkartmada zorlanırlar yavrum. Yani burada işte nefeslerini açabilmek için taze tere, 10-15 tane taze tereyi tüketecekler saplarıyla beraber. Tere, dere değil, Tarsus'un T'si. Bunu tüketecek. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. Daha aynı gün daha rahat nefes aldıklarını, daha rahat balgam söktükçe rahatladıklarını hayretle görüyoruz. Yani akciğer kanseri hastaları için de bunu tavsiye ediyoruz. Evet, taze tereyi ama. Taze tere. Yulaf samanını değil. Evet, KOA hastaları için bu böyle. Hı hı. Hocam kefir içiyor musunuz? Kefirle aranız nasıl? Yok, hayır. İhtiyacım olmuyor. Kefir neye lazım? Şimdi efendim, kefir ne zaman kullanılır? İşte bunlar probiyotik adı altında veriliyor. Ne bileyim, bir antibiyotik kullanmışsınızdır. Hı hı. Antibiyotik bağırsak florasında hem iyi
hem kötü bakterileri de yok ettiği için bağırsak florası bozuluyor. İshal olanlar da var malum. Hı hı. İşte bu bağırsak florasının düzelmesinde ne yapacaksınız? Kefirin desteğini alabilirsiniz. Ama böyle düzenli de kefir kullanılmaz. Onu söyleyeyim. Gerek yok diyorsunuz. Yani sıkıntı olduğu zaman sindirimde sıkıntı olduğunda olabilir. İhtiyaç olduğunda. Böylece bakın, Beyhan Hanım'ın da sorusunu cevaplamış oldum. Yani bağırsak florasını düzeltmek istiyorsanız, bakın bir de kuru öksürük vardı, bak atlıyoruz. Kuru öksürük. Evet. Şimdi efendim, grip geçirmiş, öksürük, inatçı öksürük devam ediyor. Neden devam eder? Önce onu irite olduğu için. Yani orada ortam artık abakteriyel filan ama buna rağmen tetikliyor. İrite olduğu için. Hı hı. Ne yapacaksınız? Ne yapmak lazım? Bunu açıklamadan önce bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Biz burada bir takım hastalıklar üzerine konuşabiliriz Zeynep Hanım. Bir takım önerilerde bulunabiliriz. Benim anlattıklarımın doğrultusunda kesinlikle kendi kendilerine teşhis koymayacaklar. Teşhisi koyacak olan mutlak surette bir tıp doktorudur. Ve hatta doktorunuza danışarak eğer karşı değilse yulaf samanı çayını içmenize veya keçi boynuzunu kullanmanıza veya taze tereyi kullanmanıza karşı değilse kullanabilirsiniz. Yani zaten hocam ben hani böyle teşhis anlamında olan soruları pas geçiyorum. Evet. Sadece benim hani şuyum var falan, şu hastalık ben yardımcı olarak ne kullanılabilir? Evet. Yani şeklinde. Kesinlikle ben teşhis koyamam. Ben bir kimyacıyım, bunu her defasında vurgularım. Ama şu var, benim bilmek zorunda olduğum şey hastalığın kimyasını anlamak. Hastalığın kimyasını anlarsanız onun karşı kimyası hangi bitkide var? Bunları örtüştürmeniz lazım. Örtüştürdükleri zaman o zaman şifa dediğimiz yardımcı, destekleyici, hatta tedavi edici güç, potansiyel ortaya çıkıyor. Beta karoten. Havuçtaki bir etken maddedir bu. Bakın, oraya geçmek istiyorum. Hı hı. Buyurun hocam. Şimdi beta karoten havuçta bulunan bir etkin maddedir. Bakın bunu 2010 yılında yayınladılar. International Journal of Cancer, işte sayfa numarası da yazılı. Beta karoteni gıda takviyesi olarak aldığınızda akciğer kanserini, mide kanserini significantly, ciddi şekilde increased insanlarda, bunu gıda takviyesi olarak kullandığınızda, evet burada açıkça yazıyor. Hı hı. Şimdi efendim, günde zannediyorum 20-30 miligram, öyle evet, değil mi? Beta karoten yani takviyesi. 20-30 miligram, bunları 300 miligram, 500 miligram. Yani bu verir. Neye karşılık gelir? Şimdi şöyle söyleyelim. O kötü havuç, havuç yemeyelim, akciğer kanseri yapıyor. Kesinlikle yanlış. Akciğer ve mide kanseri için özellikle. Evet, işte bunu bakın kimler araştırdı bunu? Fransızlar, İngilizler ve Fransız araştırma grubu. 2010'da yayınladılar. Yani bunlar bilinen gerçek. Şimdi bakın çıktılar, diyorlar ki bazı bilim adamlarımız ilimden nasibini almamış o bilimperestlerden bir grup. Efendim diyor işte bu gıda takviyeleri, işte bunların ekstreleri. Mesela nedir? Milk thistle, deve dikeni. İçinde ne var? Silimarin var. Biz bunu standartize edeceğiz. Ne yapacaksınız? İşte bunu %22'ye çıkartacağız. Hepsi standart bir seviyede. Hı hı. Buyurun, bu hale getiriyorsunuz. Havucun içinden siz beta karoteni aldınız. Buyurun. Tablet dediniz, kapsül dediniz. Aynı şekilde deve dikeni karaciğer için çok faydalıdır tohumu.
özellikle karaciğer yağlanması olanlar veya hepatit B ve hepatit C'ye bağlı transaminazları yükselmişse, ALT, AST ve gamma glutamil transferaz yükselmişse, onların düşürülmesinde yardımcıdır deve dikeni, milk thistle, silimarindir bunun etkin maddesi. Ondan sonra efendim kuversetin dediler. Çektiler bitkilerin içinden kuversetini. Romatizma hastalarına iyi gelir dediler. Aman Allah'ım bakın. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Bunun gibi verebileceğimiz yüzlerce örnek var. Alemlere rahmet. Peygamber Efendimizin geliş nedeni en önemli nedenlerinden bir tanesi. Tefrik. Tevhide gitmek, o birleştiriciydi, ayrıştırıcı değil. Bakın insanlar nasıl ayrıştırıyor, tefrik ediyor. Yani havucun içinden beta karoteni çekiyorsunuz. Niye ayırıyorsunuz siz onu? O beta karoten, beta karoten tek başına bir komutan ama onun askerleri yok. Onu o şekilde kullanırsanız askersiz bir komutan hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla siz onu bir bütün olarak düşüneceksiniz. Bir tevhid olarak. Yani müdahale etmeyeceksiniz. Şimdi ne yaptılar? İşte buradan efendim doğal ürünleri kullanalım, tıbbi bitkileri kullanalım ama bunların ekstresini, zenginleştirilmiş içerisindeki ana etken maddelerini ayıralım, onlarla kapsül yapalım. Bak gene aynı yere gidiyor. Çünkü bilimleriyle zannettiler ki biz tedavi edebileceğiz. Bugün semptomatik tedavi var. Romatizma mı tedavi oluyor? Yok. Her gün alırsınız. Steroid verirler. İşte bir takım ağrı kesicileri verirler. Ağır bir ilaç kanser tedavisinde de kullanılıyor. Metotreksat verilir. Efendim, böyle ne yapıyorsunuz? Günü geçirttiriyorsunuz. Kişi romatoid artritten kurtulmuyor ki. Yüksek tansiyon hastası. Verir ilacı. ACE türü, ACE, angiotensin converting enzimdir o. Onu veriyor size. Yanında bir de diüretik veriyor. Tamam al diyor, bunu günlük kullan. Aslında ama bir tarafı yaparken diğer tarafı bozuyoruz. Ha, şimdi bunları uzun vadede kullandığınız zaman ne oluyor? Birçok şikayetler ortaya çıkıyor. Mesela yüksek tansiyon ilaçlarıyla beraber verilen hidroklorotiazit ne yapıyor? Üreyi yükseltiyor. Sizi şeker hastalığına, yani kan şekerinizi düzenleyemiyorsunuz. Şeker hastalığına olan yatkınlığınızı artırıyor. Hatta Amerika'da, New York'ta Profesör Doktor William Elliot'ın çalışması var. Şeker hastası olmayan yüksek tansiyon hastalarına bu diüretik verildiğinde hidroklorotiazit 6 ay sonra insanlar şeker hastalığına yakalanıyor. Buyurun cenaze namazına. Vatandaş yüksek tansiyon hastası bu ilacı kullandığı için ne oluyor? Bir de diyabete yakalanıyor. Bunun dışında yani dert birken iki oluyor aslında. Tabii efendim ondan sonra karaciğer yağlanmaya başlıyor. Hadi diyorlar size statin grubu bir de ilaç vereceğiz diyorlar. Peki hocam, onu ekliyorlar. Bir şey söyleyeceğim size. Yani sanki böyle ilaç sektörünü çok mu gereksiz görüyoruz? Yani nihayetinde hasta olduğumuz zaman bütün ilaçlar mı semptomatik tedavi yapar? Şifa veren bir ilaç yok mudur? Doktorların bu konuda itirazları olacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii ki inşallah olsun. Olması da lazım. Bakın ilaç sanayi farklı bir şey. Doktorların işte önlerine araştırma sonuçları konuluyor. Doktor bunu okuyor. Tamam diyor. Ama bugün bir makaleyi okuyorsunuz, 50 tane makale okuyorsunuz, yarısı aleyhinde, yarısı lehinde yazıyor. Ya hangi birine inanacağız? Peki ne yapacağız? Tabii onun için doktorlarımız bunu sorgulayacak, kendileri düşünecekler. Özellikle kimya olarak bunlara bakacaklar, moleküler yapısına bakacaklar. Yani bugün moleküler yapıya baktığınız zaman, İnanın bana birçok şeyde laboratuvara girmenize gerek yok. Hidroklorotiazitin birinci aromatik halkasında karbona azot bağlıdır. Bunu verdiğiniz zaman glikoz reseptörleriyle reaksiyona girip
glikoz reseptörlerini bozuyor. Yani o zaman da hücrenin içerisine alınması gereken glikoz alınamıyor. Mübarek biraz kimya. Buna baktığınız zaman görürsünüz. Bunun için klinik deney yapmanıza gerek yok. Moleküler yapı size bağırıyor. Bangır bangır bağırıyor. Bak ben bu işi yaparım diyor. Anladığım kadarıyla doktorların biraz fitoterapiyle barışması gerekiyor. Evet, biraz çok geleneksel şükür. Tıp belki tarihimizi okumak gerekiyor.